Merhaba dostlarım, ben Serdar ve çok tuhaf bir oyun olan Super Five Nights at Freddy's'e hoş geldiniz. Çok ilginç bir oyun, harbiden çok ilginç bir oyun. Şimdi sahneye çıkacağız ve sahneye çıkmayacak mıyım? Nasıl ya? Oğlum nasıl? Sahneye geldik, iyi. En son Shadowborn'in ölüm bölgesini arıyorduk, nasıl öldüğüne bakıyorduk ve diyor o mu geldi anlamında, çünkü biliyorsunuz Purple Guy sanırım onu bekliyorlar. Oyunun kendine ait bir lore var, Five Nights at Freddy's gizemlerini kendi açısından yorumluyor. O diyor, o geldi. Kendi açısından yorumluyor, o yüzden çok sevdim bu oyunu. Bu oyundaki hiçbir şeyi gerçek lore'la şey yapmayın, kıyaslamayın, bu oyunu kendi içerisinde değerlendirelim. Harika bir oyun, çok hoşuma gitti, devam edeceğiz oyuna. Abi ilk kez böyle bir oyun gören insanlar şaşırabilir, abi nasıl, ne kadar saçma bir oyun ya, ama Five Nights at Freddy's'ciler arasında bir şey aslında. Emin misin diyor. Hani diğer bir düzine zamanki gibi mi, hani daha önce yaşanmış yani böyle şeyler, o olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle oydu. Kesinlikle oydu ahbaplarım. O gözleri asla unutmayacağım. Facebook'ta yazarsınız ya. Şimdi ne yapmamız lazım? Foxy'ye söyle. O baştan ortaya çıkmak istedi diye. Yani o derken adamı kastediyor herhalde. Foxy'ye mi söylemem lazım şimdi ben bunu? Ama benim gidemeyeceğim yerler var. Hadi ne yapacağım şimdi? Pirate kova gir diyor. Acaba değişen detaylar var mıdır şimdi oyun içinde? Baştan her yere bakmamız gerekiyor mudur acaba? Employee oynayıp bakalım, bir bakalım. Değişen bir şeyler var mı diyor. Yok, her şey aynı. Her şey aynı. Okay. Foxy. Tamam işte ben buraya girmek istiyorum. Böyle gireceğim ben bilmiyordum ki, böyle atlayarak girebileceğimi bilmiyorum. Çok karanlık. Foxy. O geri geldi diyor. O geri geldi. Emin misin? Diğer 87 defa olduğu gibi olmasın daha sonra. Onun ne planladığını bilmiyorum ama kesinlikle o. Onun bize yaptığı şeyleri, onun ya bize yaptığı şeyleri ona ödeteceğim diyor. Foxy diyor bunu. Tamam diyor. Sana güveniyorum Richie. Biz Richie oynuyoruz. Bonnie Richie. Ulan var ya. Tamam beni de dahil et. Ama Golden Freddy olayı var abi. Golden Freddy'yi çok merak ediyorum. Kim yapacak, ne yapacaklar diye. Saat 5 oldu. Şimdi ne yapacağız? Geri dön diyor. Sahneye geri dön diyor. Ona lan, nereye gittim ben? Tamam ben böyle atlayabileceğimi bilmiyordum. O yüzden şimdi bütün yeri baştan bir dolaşacağız. Birazcık sıkıcı olacak biliyorum ama şey yapmak istiyorum. Gir bakalım buraya, belki şeyin üzerine atlarız. Sehpanın üzerine atlayıp. Cidden masanın üzerindeyim şu anda ve düştüm. Güzel. Şimdi ilginç bulduğumuz yerlere baştan girebiliriz böylece.
Okey, geldik. Şimdi neredeyiz? Tamam, koridorların oradayız. bununla cidden oynamak istiyorum şimdi ama zamanım yok diye. Burası şeylerin koridoru işte. Balonlar diyor. Çok şey hassas görünüyorlar. Hani hemen dokunduğun zaman patlayacak gibiler diyor ki öyle cidden. Şu duvardaki yazıya bakamıyor muyuz ya? Aa, bir şeyin üzerine atladım, ne bu? Dur bakalım, ben şeye gideceğim. Shadowborn'in yanına gideceğim ve bakacağım orada. Böyle atlayabileceğim bir yer var mı? Burada atlama mekanikleri çok yavaşlıyor böyle birden. Atlayamıyoruz. Bu geceyi bitireceğiz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Olmadı oyunu baştan başlarım. Hadi dur ya, şuradan bakayım hemen. Neydi bu? Yok mu ya? Yok burada. Tamam, neyse, onu artık bir sonraki gece şey yaparız. Böyle beklediğiniz zaman arada çok ilginç ilginç şeyler yapıyorlar. O zaman tamam, sahneye geri döneceğiz. Sahneye geri dönüyoruz. Sol tarafa doğru koş bakayım sen. Tuvaletlere geldik. Gene aynısını yaptım ya, lanet olsun. Gene aynısını yaptım. Müzik buradan geliyor. Bu gecelerden bir tanesi daha. Bütün bunları bitmesini istiyorum. Foxy'yi ziyaret ettin mi? Ettim. Oyunu sevileymiş, güzel. Böyle mekan her tarafını dolaşıp şey yapacağız. Yalnız gitar var. Gitar acaba nerede kullanacağım? Hah, asıl olay şimdi oluyor herhalde. Zaman geldi diyor. Gelsin. İlk adımlarımızı bu gece atacağız. Atalım. Bundan sonra sana destek olacağım. 6 göz, 4 tanesinden daha iyidir. 8 göz, Foxy'yi de sayarsan. Ya 7 göz mü? Al bunu diyor. Mutfağın... mutfağın anahtarını al. Oradan şey alacaksın, destek alacaksın diyor. Ben mi aldım? Chica mı aldı? Anahtarı. İki gecede halledebileceğimizi zannetmiyorum bu işi. Dedik. Envanterden şeyler alabileceğiz artık. İtemler alabileceğiz diyor. Bu ne? Anahtarı al ve şeye doğru git diyor. Mutfağa doğru git diyor. İyi. Tamam. Hayır. Stay. Nasıl şey yapacağım anlamadım ki. Aldım. Çok ilginç bir ses çıkardı ama aldım. Tamam. Geri dön sen. Umarım onlar işbirliği yaparlar. Onlar kim ya? Kayla Fox'de mi bahsediyor? Müzik buradan geliyor falan yine her zamanki gibi. 5 dakika. Arkaya doğru gidelim hemen. Oh!
Hayalet vardı burada. Çıkan hayaleti vardı. Çok ilginç. Onlar dedikleri kimdi acaba? Şeye gitmek istiyorum ben he. Yedek parçaların olduğu odaya gitmek istiyorum. Merhaba. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Hayırdır? Çok ilginç şeyler oluyor. Hayaletler falan dönüyor etrafta. Bonnie'nin hayaletini görüyorum şimdi de. Merhaba. Kayboldu. Bonnie'yi gördüm, Chica'yı gördüm. Freddy'yi mi gördüm sanırım? Employees onu gidelim bakalım. Burada kimi göreceğiz artık? Değişen bir şey yok mu ya? Evet, bunlara çalışan şeyler falan filan. Kendini bir tane şeyin içine sok, endoskeleton diyor ama. Kaçabiliyor muyuz? Şey falan diyor. Mektup falan filan. Mektubu boş ver. Evet, aç. Anahtarı kullan. Evet, kullan bakalım anahtarı. Belki burada işe yarar. Anahtar buraya olmayacak diyor. Sıkıntı yok, buluruz bir şekilde. Buranın anahtarını da buluruz. Her tarafı gezmem lazım. 3 tane hayalet gördük şu ana kadar. Belki daha fazlasını görmüşüzdür, bilmiyorum. Ben şunu tam göremiyorum. Etraf çok karanlık. Size karanlık geliyorsa bana da karanlık geliyor yani. Benlik bir şey değil. Shadow Bone'un olduğu yere gitmek istiyorum çünkü etrafta hayaletler geziyor. Evet. Bunlar ne için kullanılıyor diyor. Ne hakkında konuştuğunu göremiyorum ki. Birazcık daha kova diyor. Merhaba. Seni kurtaracağım da elinde rapor falan yok. Evet, o zamandan beri izliyordum sizi diyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Birisi bana şey alıyor işte. 1980 kaçtan beri ölüyüm. Dosyalandım onu bile bilmiyorum. Peki bu raporu nereden bulabilirim? Bu mekanda bir yerlerde olmalı. Mutfağa gidebilirim aslında. Her gece tekrarlanabilen bir şey yani bu, anladım. Bence Foxy'nin de bir olayı var. Gene yeni görev aldık. Shadow Bone'nin ölüm raporunu bul. Bulmak istiyorum zaten, ölüm raporunu bulacağım da. Neyse. Aletleri de gördük. Acaba görmemiz gerekiyor muydu? Onu bilmiyorum ki. Aa! Bir hayalet. Aha! Freddy'nin hayaleti. Battık şerefsiz. Sağ tarafa doğru gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Sağ tarafta daha fazla bir şey yok. Biliyoruz lan. Ha, açtı. Korktum lan. Korktum. Hayaletler bayağı geziyor her yerde. Gir bakalım. Oraya girmek istemiyorum da, orası Freddy ve Chica'nın yeri. Karakter değiştirdim. Umarım onlar şey yapar diyor. İşbirliği yapar. Manyak mısınız lan? Burada güzel görünüyorum diyor. En azından bir robotik vücudun güzel görünebildiği kadar. Bak, bunda farklı şeyler söylüyor. Bunda da mı baksak etraf abi? Belki bu çeyreklik falan filan bulur. Farklı farklı pizzaların olduğu bir menü. Sen çeyrekliğe bakacak mısın?
Ya onun için acaba güzel bir şey bulabilir miyim diye sorup şey yapmamak, bakmamak çok ilginç o da. O da ayrı bir kafa artık, ne diyeyim. Yine. Yani hem Bonnie'yi Foxy'yi de oynayabiliyorum. Freddy oynayabiliyor muyum? Yok. Chica'yı oynayayım. Mutfağa gitmemiz lazım. Merhaba. Employee'nin onu niye gittim? Sen bunlara ne diyeceksin? Ha, aynısını diyor. Tamam. Sadece bazı özel şeylerde kendine özel yorum yapıyor. O zaman bizim mutfağa gidip gitmemiz lazım. Orada böyle bir şeyler bulmamız lazım. Mutfak ne tarafta? Tam diğer tarafta. Foxy dışarıda bekliyor. Güzel yapmışlar bunu. Sen bu tarafa gidebiliyor musun? Orası Bonnie ve Foxy'nin bölgesi diyor. Oraya gidemem. Ha. Sen mutfağa girebiliyor musun peki? Acaba mutfağı nasıl yapacaklar? Çünkü hiçbir bilgileri yok. Buraya ilk kez giriyoruz. Oyna diyor. Ha. Burası kapkaranlık ya. Bu monitörlerden bir tane daha. Kapattılar. Aa, bu ne? Boş bir raf. Dur bakalım. Farklı bir odaya gidebiliyor muyuz? Mutfağa gidemiyor muyuz? Mutfağa gidelim bence. Bir yerden gidiyoruzdur mutfağa. Ben böyle şey yapmaya devam edersem. Nereye geldim? Yok, mutfağa gidemiyoruz. Aç bakayım onu. Ha, senin de cupcake'in var. Kullan cupcake'i. Evet. Bunun işe yarayacağını zannetmiyorum diye. Foxy'nin elinde ne var acaba? Anca mı? Oha! Bu çok hızlı koşuyor. Hoo. Bu çok hızlı koşuyor. Foxy çıkarıyor bu sesi. Aha, Mangle'ın hayaleti. Herkesin hayaleti var burada. Yok, buraya gelmek istemiyordum ben. Sen açabilecek misin bu kapıyı? Sende hiçbir şey yok. Sen geri git. Bonnie'ye geçelim bakalım. Bonnie'nin elinde anahtar vardı. Belki orayı açar. Herkes aynı kapıyı açmaya çalışıyor. Evet, aç. Anahtar. Evet, aç. Aha! Mutfağa girdik. Puppet, sen misin? Merhabalar. Seni buraya getiren nedir? Yabancı. Yabancı değil de. Biz senin dediğini yapmadık. Mal gibi bir adamı takip ettik ve şey yaptık. Onun hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var. Açık da geldi. Foxy de geldi. Şimdi Freddy mi gelecek? Onun hakkında gerçekten bize hiçbir şey anlatmadın. Onu yıllarca gözlemledin. Gözlemlemedin mi diyor? Değil mi diyor yani? Ve onun hakkında her şeyi öğrenmek mi istiyorsunuz diyor. Neden hemen şimdi? Burada çünkü geldi. O döndü. Birazcık bilgiye ihtiyacımız olabilir. Ne? İlk önce bana sağlam bir kanıt getirin, ondan sonra konuşuruz.
Ya bırak kanıtı, ben burada birazcık takılmak istiyorum. Aman ne yardımcı oldun diyor. Abim çok yardımcı oldun diyor. Bu benim tek şeyim, tek şartım diyor. Am resim çekeriz, ne olacak? Am çıkar diyor. Onun çevrede olduğunu kanıtlamak için bir şeyler yap. Sana güveniyoruz. Çıkayı korumak istemiyorum ben. O koridorda da bir şey yok zaten, bir halt yok. Bu ne lan? Aa ses çıkarıyoruz. Mutfakta ses çıkarıyoruz. Ya çıkaya dönmeyeceğim ben. Golden Freddy. Aha. Tepenize çıktım şimdi. $2.99'a alabileceğin bir şey diyor. Jack. Ses ne ya? Neyse, çıkaya geçip artık herhalde bir şeyler yapacağız. Ne bileyim. Kaput bak, önünden hayalet geçiyor. Çok ilginç. Neyse, hadi bakalım. Korkutmaya gidiyorum ben onu. Hadi hayırlı. Bak, Golden Freddy bekliyor gene sol tarafta. Aha. Okey. Git bakalım çıka. Koş 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 koş. Kanıt getireceğim şimdi ben bunları. Boş bir raf. Ya bayağı dibine girdim ben bu elemanın. Neden şey yaptı ki öyle birden? O monitörlerden bir tane daha. Bunu alamıyor muyuz? Peki şuradan şey yapıp bir şekilde şeyi kullansak olmuyor mu? Hadi. Hop, burada bir şey var. Oyna. Eğlenceli. Ye. Adam diyor ki bu rafta ilgi çekebilecek bir şey yok. Hop, burada bir şey var. Bu motorlardan bir tane daha. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl kanıtlayacağım? Dur. Tamam Serdar. Şimdi muhteşem zekanı kullanacaksın ve şey yapacaksın. Eksin. Ben burada kal bakayım. Koş bakalım. Sen böyle bekleyecek misin cidden? Neye bakıyorsun? Ne ilgini çekti bir daha? Bir şey daha diyor. Bu ne? Find evidence pointing towards him as Chica. Chica olarak buldu ya ama. Tamam, Chica'yız. Biz Chica'yız. Tamam. Ama hiçbir alt bulamıyoruz. Neden? Nereye gitmem gerekiyor ki benim şimdi? Ortada o var, değil mi? Ve sağa sola hayaletler falan geziyor. Belki onlardır. Belki onunla ilgili bir şeyler vardır, bilmiyorum. Aa, burada bir şey varmış. Ne aldım lan ben? Welcome.
Sanırım müşterilerden kalma bir tane şey, kamera. Ha, onun fotoğrafı çekebilirim burnuna diye. Tamam. Harika. Harika. Freddy. Umarım onlar hiç... Sen neden buradasın? Sen neden burada tembellik yapıyorsun? Neyse. Şuradan aşağı gidelim. Doğruca karşıya geç. Tam yeni bir item olduğunu biliyorum. Envanterimde. Envanterimde yeni bir item var, onu biliyorum. Şimdi sol tarafa git, aynen. Koş 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 koş. Hey kanka, ne yapıyorsun? Gülümse bakayım. Ne olan? Bak, animatronik senin fotoğrafını çekiyor. Ne kadar normal değil mi? Merhaba. Oyun kumandasına benziyor uzaktan bakınca. Lütfen benim gitmeme izin ver Bay Bonnie. Aa, bu da Chica herhalde. Lütfen. Ya, söz veriyorum, senin sırrını hiç kimseye söylemeyeceğim. Her şey iyi olacak. Amanda diyor. Purple guy. Oo, senin arkadaşlar iyi durumda diyor. Sadece keyif alıyorlar. Tabii. Sen, o yüzden neden sen de onlara katılmıyorsun Amanda? Okey. Richie bunca zaman sonra doğruyu söylüyormuş diyor. Gerçekten o. Açsana kapıyı sen bir. Envanterinde yeni bir item var. Neymiş o? Aa, fotoğraf. Bu ne? Ha. Bu monitörler herhalde bir işe yarayacak en sonunda ama. Hadi bakalım. Her tarafta var çünkü. Tuba git bakalım. Bye. Kapıda getir diyor. Tamam. Oğlum çektik ya. Bonnie. Bonnie. Ay puppet. Bu tarafınızı getirdim efendim. Aynen, getirdim. Aha bu. Emin misin diyor bunlar. Evet eminim. Oyunda gizli bir şey varsa ben bulmak istiyorum. Aha. Golden Freddy yeri değiştirdi. Aha, Freddy geldi şimdi de. Haklısın diyor. O kesinlikle o. Onun yüzünü asla unutmam. Golden Freddy'nin olayı ne hocam? Onu da başlasana. Tamam diyor. Şimdi ikna oldum. Zamanı geldi. Yalnız. Şimdi her ne kadar oyun korku oyunu ve olağanüstü öğeler içerse de şöyle bir sıkıntı var. Neden mutfağa böyle bir şey koyarsınız? Neden Puppet'ı mutfağa koyarsınız? Neden başka yerlere koymazsınız, mutfağa koyarsınız? Tuhaf değil mi abi? Hani çalışanların tercihi bu. Tuhaf değil mi? Neyse, zaman geldi diyor. Bildiğim her şeyi anlatacağım size diyor. Bu canavarla ilgili. Fredbear's Family Diner. Ben bu kafenin içine bakıyorum diyor. Ben bu dönercinin içine bakıyorum diyor. Dönerci diyeceğiz nasıl sonra. Fredbear Usta'nın dönercisi. Aa, hareket edebiliyorum. Aa, kapıya gelmem gerekiyormuş.
partiye davet edilmemiştim. O yüzden içeri giremiyordum. Sol tarafa gidebiliyor muyuz? Atlayamıyoruz. Herkes eğlenirken ben dışarıda duruyordum. Suratımda hiçbir ifade olmadan. İşler daha... O gelince tabii ki işler daha da kötüye gitti. Mor arabasıyla geldi. Ne olduğunu ben bilemeden arabadan dışarıya atladı. Ve öldürdü. Ve beni göğsümden bıçakladı. Ben ne olduğunu anlayamadan kanamaya başladım. Her yerimden kan akmaya başladım. Saçma. O da yapmaya devam etti. Arabasını sürmeye devam etti. Hiçbir şey söylemeden. Hiçbir şey hissetmeden. Birkaç saniye sonra kalbim durdu ve her şey bitti. Bir her şeyin bitmesi mi gerekiyordu? Ama bir sebepten dolayı ben huzurumu bulamadım. Arafta şey kaldım. Orada kaldım. Şey yapamadım yani, kurtulamadım oradan. Ne yapacağımı bilemeden arafta kaldım. Sonra aklıma geldi. Bu katilden intikam alabilirdim. Dönercinin içindeki bir tane işte atraksiyonlara şey yaptım. Atraksiyona dalandım. Ki şu anda önünüzde duruyor ve önünüzde durmaya devam ediyor. Bekliyordum, izliyordum. Bir sebep yüzünden her zaman bu mekana dönüyordu, dönerciye. Ve diğer çocukları öldürmeye devam ediyordu. Hikayenin geri kalanını biliyorsunuz. Bizim buradan kurtulmamızın tek yolu intikam. Tabii canım. Ama tabii bunun zaten farkındasınızdır. Bu mudur? Bütün olay bu. Hikaye bitti. Şimdi istediğiniz gibi bu bilgiyle uğraşabilirsiniz. Şimdi üçüncü geceye mi geçtik? Bu bilgiyle istediğinizi yapın diyor şimdi. Tamam, böyle hikaye şeklinde devam edecek bu. Oo, üçüncü geceyi geçtik. Üçüncü gece. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bana bu videodan keyif almışsınızdır. Şimdi keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilmek için, benimle iletişimde kalabilmek için Facebook sayfamızdan, Facebook grubumuzdan ve Twitter hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Onların linkleri açıklama kısmında. Facebook sayfasında Murat'ı admin yaptım. Tanıyorsunuzdur onu Facebook grubundan. Mesajlarınıza o cevap verecek ama bana attığınız mesajları yine o bana iletiyor. Hani gene ben size cevap veriyorum bir nevi. Neyse. Bunu da öyle söyleyip aradan çıkarayım dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sürücülükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.